Erman! Allah cezanı vermesin, çoraplarla mı yattın gene? Erman! Erman! Erman uyan! Ya kalk Erman ya! Ya yeter ya, yeter ya! Ya günde 16 saat eziyet ediyorsun, bırak bari uykumda rahat uyuyayım ya! Erman aşağıdan tangırtılar geliyor, eve hırsız girmiş olabilir. Kızım ne hırsızı ya, sen manyak mısın ya? Bu eve girip ne yapacak hırsız, ne çalacak ya? Onlar biliyorlar, seçiyorlar, yat yat! Hırsız! Allah belanı vermesin! Evi götürüyorlar, sen hala yatıyorsun, hırsız! Kızak üstüne git! Kızak amcan yine haber ver, kalk canım kalk çabuk! Denekleri alın, denekleri! Gömülükten denek getir! Sopalar al, sopalar al! Erman! Çok dikkat et! Bir dakika kızım ya, bir dakika ya! Neye dikkat edeceğim ya? Onlar dikkat etsinler kızım! Sen kocanı daha tanımamışsın galiba! Sopayı görüyor musun? Birazdan onları monte edecek kocan! Rahat ol sen! Tamam Erman, gel o zaman sana son kez bir sarılayım. Ne olur ne olmaz. Ne diyorsun kız sen? Ne biçim konuşuyorsun? Ne olur ne olmaz? Ne olacakmış? Belki hırkızın silahı falan vardır. Belli mi olur Erman? Varsa hırkızın silahı var. Sana ne oluyor kızım? Sana ne oluyor? Hayırdır? Ne yani? Bir şey mi olacak yani? Arkamdan bir de mehter marşı çalın lan. Bu nasıl motivasyondur ya? Ben uğraşıyorum ya. Bir kocana saygı duy ya. Ay nasıldı ki mehter marşının melodisi? Abi sen kendini mi öldürtmek istiyorsun ha kızım? Ulan! 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 Ne oluyor yine ya? Kızım içeri girinsenize, babanız hırkız kovalıyor. Aa, o zaman biz vedalaşalım babamızla ya. Her yeri kırdırttılar bana, Allah belanızı vermesin ya. Erman lütfen gider ayak çocuklara böyle seviyesiz ve ölçüsüz davranma. Büyüyünce babalarını hep kötü hatırlayacaklar sonra. Elini kırarım bak. Yeter. Ne demek gider ayak lan? Düzgün konuş, gider ayakmışmışmış. Bana bir şey mi olacak sanki? Allah kahretmesin ya. Evde herkesi paranoyak ettin ya. Allah kahretmesin ya. Lan. Lan bu yerden odasından mı geldin lan bu teperte? Türk malı ailesi kuzuları mı? Allah belanı vermesin. Hele çoraplarıyla da yatmış. Bak ya. Kalk lan eskort. Kalk. 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 Evimi cunup ettin. Yeter ya. Yeter ya. Evimi cunup ettin ya. Kim bu yeni partnerin? He? Yine hangi kızın günahına girdin? Allah'ın belası. Ya ne kızın ne partnerin? Ne diyorsun enişte ya gece vakti? Ne oluyor ya? Lan. Lan. Bu ne? Allah senin belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin. Bunu da mı yaptın lan? Allah'ım kurban olduğum ya Rabbim. Bize aydın ne olur ya. Nut kavli ne çevirdi ya? Şu oğlana bak. Senin ne zaman dedik? Gelir mi? Allah belanı vermesin senin ya. Enişte dur ya. Neyi dur lan? Ne yapıyorsunuz lan? İki erkek yatağı. Erman abi ne diyorsun ya? Ya enişte dur, manyak mısın? Bir huzur ver ya gece vakti. Kovboy musunuz lan siz? Kovboy musunuz lan? Ne kovboy? Ne diyorsun enişte sen ya? Oğlum bu haliniz ne lan sizin? Ha? Kovboy musunuz lan siz? Kovboy musunuz lan? Erman abi ne oluyor ne ya? Ne kovboyu? Bir huzur ver enişte. Manyak mısın ya? Elin ayağı indir enişte, ne konuşurken? Anne, babam hırsıza fena girişti galiba. Anne, ben polisin bir yardım isteyeceğim şimdi. Melody, kızım dur arama. Önce babanız adamı iyice bir hıncını alana kadar dövsün, ondan sonra ararsın. Niye ya? Kızım şimdi babanız adamı tam dövemeden polisler gelir elinden alırsa, o da içinde arta kalan bütün hıncı bizden çıkarır sonra. Bırakın adam içindeki elektriği atsın. Çünkü o da haklı yani, hayat zor, o kadar stresli. Bak sabahleyin 2 dakika önce benim buramı tepikledi. Ne oluyor ya? Bir dakika enişte ya, bir dakika. Allah aşkına dur, ben her şeyi açıklayacağım sana ya. Sen kimsin oğlum, bana bir şey açıklıyorsun lan? Sen kimsin oğlum? Evimi Nut kavni ne çevirdiniz lan? Bu hareketleri nedir lan? Defol git lan evinden. Kalk lan. Enişte, enişte bak. Elini indir köpek. Enişte. Köpek. Enişte bak, bak. Biz aramızda böyle, görüyor musun? Berlin duvarı gibi yastık ördük. Ya bizim aramızda hiçbir şey yok bu adamla. Biz sadece arkadaşız. Sanki bilmiyorsun enişte ya. Lan sen benim yatak odamdaki yastıkları niye arıyorsun lan? Ne yapıyorsunuz oğlum yastıklarıma lan siz? He? Yok arkadaş ya.
Ben sizin kafanızı kırmadan bugün rahat etmeyeceğim. Aç sen ağzını. Ya enişte önce bir dinle. Allah aşkına önce bir dinle. Ondan sonra neyi kırıyorsan kır ya. Ama Allah aşkına yargısız infaz yapma böyle ya. Evet Erman abi. Ben bu gece buradan başka yatacak bir yerim olmadığı için buraya geldim. Babam evden kovdu. Aa, Allah o muhteremin ellerine sağlık desin ya. Nasıl kovduysa bize de öğretsin. Ben de bu galekler sizi kovayım evden. Enişte ayıp oluyor ama. Ya yat ya. Yat ya. Yeter ya. Hadi anacığına da Jolene'i de yeter ya. Yeter. Allah belanı versin. Bunlar as... Bu ne? Kim lan bu kene? Yeter lan. Bunlar asma lan. Ah ya. Üç harfleri asıyor ya. Akışı dedim. Oğlum sen ne diyordun demin Angelina Jolie Molly? Ha işte Angelina Jolie, Catherine Zeta-Jones. Beşi bir yerde. Beşini de 10 numara mutlu ediyordum. Norman diye çıkarmışsın. Abicim bak. Bu yastıkları geçmek yok. Canımı sıkma sonra. Ne oldu lan, kırsın mı? Ya süt boşdur ama masaj yapsana. Yaracağım, kıracağım kafana. Tamam lan şaka. Hadi uyu. Ninni söyleyeyim mi sana? Ay siyetsizler ya. Ben de hırsız gibi sandıydım ya. As yırttay. Kim lan bu? Bu kız mı lan bu? Lan bitti lan. Sıçan bu. Allah belanı versin. Ne oldu baba? Ne diyor hırsız? Çok selamı var. Gelin lan. Allah'ım şükürler olsun. Erman, yaşıyorsun Erman. Buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversin. Geceleri gördüğüm bütün kabusları birebir yaşıyorum arkadaş ya. Erman ne oldu, hırkız girmiş mi aşağı? Hırkız mırkız yoktu. Yat yat Allah'ını seversin, ben uykuya kaldığım yerde devam edeceğim hadi. Erman o tangırtılar nereden geliyormuş? Abiye bak, erkeklerin bazen söyleyemediği bir zamanları vardır yani bak. Bir şeyler var içimizde, söyleyemiyoruz tamam işte yani, tamam korktuk olabilir yani. Yani ama söyletme adamı insana ya. Ne koşuyorsun sen ya? Yok diyorsam yok da ben ne üstlerime git. Dur sus. Bak halen ta devam ediyor. Erman hırkız var da geri mi geldi? Ya fare var aşağıda, söylettin bana ya of. Erman ne faresi bu? Ne bileyim ben ne faresi, cinsine mi baktım ya? Lan Süpo, duvarı yıkıp benim tarafıma geçmişsin lan. Çek lan şu kafanı. Ya oğlum ne diyorsun ya? Bak asıl sen benim bölgeme tecavüz etmişsin. Çek şu kafanı. Çek. Cik cik ne lan? Çek lan şu parmağını. Oğlum çek şu kafanı ya. Çek lan şu kafanı. Oğlum çek şu kafanı. Duruyor, benimkiler duruyor mu? Duruyor. Ne? Burun yerinde benimkiler. Tamam duruyor. Lan gel, çıkalım lan şunlar. Lan faresine bak lan. Lan faresi. Oğlum hadi lan çık. Çık lan. Git. Oğlum gel. Hadi oğlum hadi gazla. Lan. Günaydın abla. Güle güle abla. Yarcan ne oldu? Nedir bu telaş? Abla bodrum katında fare var. Lan faresi. Aa böyle. Fare değil ablacığım, bildiğin sus amuru. Sen nereden çıktın? Ay, eniştem sana anlatır abla, uzun hikaye. Neyse biz kaçtık, sizi de Allah kurtarsın. Haydi, haydi çık lan dışarıda giyiniz. Kapat kapat. Kaçacaksınız tabii oğlum. Karı gibi kaçarsınız siz. Zaten korkaklığınızda ünlüsünüz yani. Lan! Onu ne takıyorsun lan yanımda? Oo, geç kaldım hayatım, ben çıkıyorum. Gökhan'cığım ben de seninle bugün işe geleyim mi hayatım? Nasıl bir tanem? Masanın yanında otururum, hiç sesimi falan da çıkartmam. Öyle orada gazete, dergi, mecmua falan okurum. Yapma bir tanem. 40 yılın başı bankadan izin almışsın. Bence yeni evinin de tatilinde keyfini çıkar, evde kal. Hadi görüşürüz. Ama hayatım, ben sana kuzular diyorum. Sen bana evin tadını çıkar diyorsun. Bir tanem, sık biraz daha dişini. Bak pazartesi günü iznin bitip işbaşı yaptığında bunların hepsi geçecek, merak etme. Sen şimdi evdesin diye abiye kuzu seni taciz edebiliyor. Ama pazartesiye daha 5 gün var. Olsun aşkım benim. Sayılı gün çok çabuk geçer. Peki sen 5 günde abiye kuzunun bu kapıyı kaç kez çalacağını sayabiliyor musun? Aşkım bir tanem. Hadi rahatla biraz. Bak pazartesinden itibaren kurtuluyorsun bu durumdan. Abiye hanım kapıya gelse bile seni bulamayacak.
Bak dünden beri sesleri hiç çıkmadı. Kapımızı da çalmadılar. Ben sana bir şey söyleyeyim, onlar da bizden sıkılmaya başladılar. Bundan sonra asla kapımızı çalmazlar. Sen hala bunun neyin sessizliği olduğunu anlamadın değil mi Gökhan'cığım? Neyin sessizliği? Kuzuların sessizliği. Vay, ikiri bunlar, ikiri. Ben de sağdaki, karışma. Çek lan öyle. Sütbo! Ne var lan? Of, çok kötüyüm ya. Stresten midem çok kötü. Başım da dönüyor. Açlık da var tabii. Hadi git tezgahın arkasına da kardeşine karışık bir pizza attır. Hayır abicim, hiçbir şey attıramam. Sen bu dükkanda kara listedesin. Sana pizza attıracağım, sonra kendimi işten attıracağım. Yok öyle bir şey. Git başka yerde et kahvaltını. Git. Git mısır ye. Koç yanını da sana getireyim mi? İster misin? Vay. Nankörlük demek bu renk bir duyguymuş kardeşim. Tabii. Biz sana evimizi açalım. Biz seni parklarda, banklarda yatmaktan kurtaralım. Ama sen kardeşine bir kahramanlık pizzasını çok gör. Aferin sana ya. Elveda Spo. Karışma. Tamam lan gel buraya. Otur şuraya. Bana bak, yiyeceksin hemen kalkacaksın. Yaracaksın hemen. Yok bir de üstüne dansa kaldıracağım seni. Lambada oynarız. Goy goy yapma be. Goy goy yapma be. Cemçik dudak. Goy goy. Sevalcığım, ay ne kadar iyi ettim de sana gelirken yanında espresso makinesini de getirdim değil mi? Böyle sabah sabah ikimiz de ormanda atlan gezintiye çıkmış gibi olduk yani. Müslüman değil misin? Ben gerçekten hiç gelmeseydim. Bir bakmış olayım. Evet, gerçekten çok güzel bir iş yeriniz varmış. Ben artık buradan da ayrılayım. İşe çok geç kaldım. Kusura bakmayın. İyi günler. Ama bak, bana konuşma fırsatı vermiyorsun. Bana konuşma fırsatı vermiyorsun. Bir iş yerime bir bak. Bir gör mesai arkadaşlarımla sana çaymış. Merhaba. Merhaba. Lütfen. Merhaba. Kolay gelsin. Günaydın arkadaşlar. Selamünaleyküm. Günaydın. Ben hiç oturmayayım, sizi de yormayayım. Hemen gitmem lazım, bankaya geç kalıyorum. Tekrar kolay gelsin. İki dakika dedim Gökhan'cığım, iki dakika dedim. Lütfen. Şöyle otur. İki orası dakika, iki dakika en azından. Buralar oturabilirim. Hayır, bir şey mi oldu yani, bir rahatsızlık mı? Rica ederim, çok keyifliydi yolculuk da. Çok keyifliydi sizinle. Kolay gelsin, tekrar çok memnun oldum. Bayanlar, baylar, Sündüz'den çaylar. Çay var mı lan? Evet var. Hadi çay var mı? Evet var. Yere bakayım, otur Allah'ını seversin. Erman abi ben. Lütfen. Hoş geldiniz. Lütfen. Teşekkür ederim. Erman abi, kim bu yakışıklı? Dayımın oğlu. Sana ne? Sana ne? Rolünü büyütme lan, yürü. Yürü. Buyurun Gülşiş Hanım, aman be Sündüz ya. Çayhaneye, çay bahçesine çevirdin. Sürekli çay götür, çay getir. Geç içeri, işinizi yapın. Buyurun geldi. Gülşiş Hanım, buyurun. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Buyurun Gülşiş Hanım. Buyurun Gülşiş Hanım. Ay çok teşekkür ederim Müştak Bey, çok naziksiniz. Zaten sabah sabah geldiniz, beni ta evimden aldınız, buraya kadar getirdiniz. Çok naziksiniz. Ne demek efendim? Yani ben personelimin mesaisine tam saatinde gelmesi için elimden geleni ardına koymam Gülşah evet. Hanım. Değil mi Erman kuzu? Evet efendim, evet. Gülşişe? Gökhan! Ne oluyor lan? Sevalcığım pembe dizi seviyor mu? Bak bu çok şahane. Bak şimdi ben sana bundan önceki 850 bölümlük özetini anlatayım. Kısaca, yoksa izlerken bir şey anlamazsın. Bakar mısın şu Pedro var ya, o yandaki kızı aşık ama kızın umru değil. Ya Gökhan, ne kadar uzun zaman oldu görüşmeyeli değil mi? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi Gülşiş'e? En az bir 20 sene olmuştur değil mi? Ama sana hala kırmızı çok yakışıyor biliyor musun? Erman abi, Gülşiş'e benim Aydın'daki liseden sınıf arkadaşım biliyor musun? Öyle mi? Ha, hiç söylemedin ama daha yeni gördün. Gerçekten siz liseyi okudunuz mu Gülşiş Hanım? Evet. Öyle mi? Hiç belli olmuyor. Erman kuzu. Efendim? Kim bu adam? Kendisi benim yan komşum. Asaletli bir insan. Gökhan Bey. Oh maşallah Erman kuzu. Demek eşiniz, dostunuz, akrabalarınız bitti. Şimdi de komşularınızı mı getirdiniz daireye?
Ne alakası var efendim? Kendisi arabasıyla bugün beni işe bıraktı. Ben de jest amaçlı karşılığında bir ada çay ısmarlayayım dedim. Mevzu bu. Bize ne efendim? Çayınızı evinizde ısmarlayın. Burası Söğüt gölgesi değil. Devletin dairesi. Beyefendi, siz de derhal hemen şu anda terk edin bu daireyi. Ha öyle mi? Allah razı olsun sizden. Allah ne muradınız varsa versin. Görüşe görüşürüz. Dikkat et kendine. Dikkat. Kusura kalmadın değil mi? Kusura kalmadın değil mi? Bak inan bana kendimi zor tutuyorum yani. Kafayı vuracağım ama biliyorsun yani biz de 169. memuruz yani. Şurada emekliliğime az kaldı. İnan bu müşteri öldüreceğim ya. Rica ederim Erman abi, hiç gerek yok. Zaten benim gitmem gerekiyordu. Kolay gelsin tekrar. Tamam kendine. Aa Gökhan. Bana telefon numaranı versene, sonra görüşürüz yine. Tabii canım, vermez miyim? Sana kartımı vereyim. Al bir tanem, burada bütün numaralarım var. İstediğin zaman arayabilirsin. Kolay gelsin tekrar. Bak ya. Bütün numaralarım var, arayabilirsin istersen. Bütün numaralarım var, arayabilirsin istersen. Kırmızı sana çok yakışıyor. Abi sen nereden baktın olaya şimdi? Yok öyle bir şey lütfen. Ya çok yanlış anladın. Erman abi, saçmalama Erman abi. Ya biz erkek erkeğe değil miyiz oğlum? Beni ne zannediyorsun sen lan? Lan bu gözlerime baksana, benden kimse... Lan devlet benden sıralamaz lan. La Seval Hanım'a falan söyleme, yürü koçum. Abi lütfen, nereden bakıyorsun olaya? Ben aşığım karıma. Abi görüşürüz, kolay gelsin. Koçum, tamam bana bak, hiç şey yapma. Kafanda da takıp şey abi, yapma. Abi lütfen yanlış anlama, yok öyle bir şey. Tabii tabii. Lütfen. Tabii, kırmızı sana çok... Erman! Buyurun. Bu yanlış hareketini de yazdım bir tarafa Erman Kuzu. Hiç yanıltmadın beni, hiç. Fındıktepe Postanesi, buyurun. Erman Bey. Evet. Telefon size. Başıma gelecekleri biliyordum ben. Allah belamı vereydi de suyu istemeyeydim. Keşke oyalanmasaydım ya. Oyalanmasaydım kurtulacaktım bu sabahki telefon eziyetinden. Olağan konuşmaları beni bitiriyor arkadaş. Buyur. Buyur. Hayatımın hatası. Erman, o şırfıntı neden benim hakkımda öyle bayık bir ses tonuyla konuşuyor? Ya ne alakası var ya? Çok mu üzülüyor ben aradım da muhabbetinizi böldüm diye? Ay çok mu canı sıkılıyor acaba benim sık sık seni arayıp kontrol etmelerimden? Maşallah sen de kızın yanında bana hakaret edip kıza ümit vermeye devam ediyorsun. Ay ne kadar güzel. Söyle ona Erman, hiç boşuna heveslenmesin. Ben kocamı ona kaptırmam. Çok selamı var. Not olarak parantez içerisinde gözlerinden öpüyorum diyor. Burnunda tutuyormuşsun. Demek bu pizzacı babanın, öyle mi? Evet. Sen ne işle uğraşıyorsun Yercan? Ben müzisyenlikle iştigal ediyorum. Aa, öyle mi? Ay çok güzel. Ne tür müzik çalıyorsun? Daha çok üflemeliler, klarnet ve zurna üzerine. Mesela bak, bunu herkes içine çekerek içer. Ben bunu gördüğüm zaman üflüyorum. Dayanamıyorum, üflüyorum. Böyle bir özelliğim var. Ha bir de Ramazanlarda davul çalıyorum. Ama para kazanmak maksatlı değil. Sadece hayır duası ve sevap. Ay çok güzel. Şimdi de kendime başka bir iş bakıyorum. Ama sadece hobi maksatlı bakıyorum bu işi. Profesyonel bir amaç gütmüyorum yani. Serçe, aslında burada senin yanında çalışıyor olsam ne kadar güzel olurdu. Hiç ayrılmazdık. Hep birlikte olurduk. Bu mümkün aslında. Ne diyorsun? Şaka yapıyorsun. Senin ağzın ne konuşuyor Serçe? Ben de tam bizim dükkana eleman bakıyordum. Yemin et. Ay valla. Bu bir teklif mi Serçe? Neden olmasın? Bence de. Neden olmasın? Özgür bilim benim. O ne ki? Senin yanında o ne ki? Üfleyelim mi? Üfleyelim. Haydi bakalım. Gülşah Hanım, sıkılıyorum. Bir daha ararsa günahınız, nebahınız, yalan söyleyeyim. Hepsi benim boynuma ya. Yalan söyleyin, yok deyin ya lütfen ya. Yeter bana da yeter ya. Ya Erman, siz orada öyle fısı fısı ne konuşuyorsunuz benim arkamdan? Ne konuşacağız biz seninle? Arkadaşlar biz abinin arkasından bir şey mi konuştuk ya? Yok değil mi? Bağırın ya. Yok konuşmadık. Yani. Sen de haklısın tabii. Bütün gün aynı iş yerinde dip dibe olduğunuz için konuşacak konu kalmamıştır.
Ya benle gül çiçeği bırak, asıl bomba Gökhan'la gül çiçeğinin arasında patladı biraz önce. Nasıl? Gökhan'la gül çiçeği mi yersen lise yıllarından kankalarmış. Kanka kanka. Aa! Selam Sipo. Ben ne yesem acaba ya? Yercan. Serçe. Senin sevgilin var mı? Yok. İnanabiliyor musun? Benim sevgilim yok. Zaten günübirlik ilişkiler bana göre değil Serçe. Gönlümün sultanını bulamadıktan sonra senin gibi yerin dibine batsın benim ilişkim, yerin dibine batsın benim sevgilim. Yercan! Çok adilsin. Hop! Bak, havada yakaladım aşkım. Alıştım artık. Evet, nerede kalmıştık? Gördüğün gibi sevgilim yok. Yani vardı iki saniye önce ama artık yok. Mutluluğumuzun önünde hiçbir engel kalmadı bebeğim. Ne dersin? Hep zamanlama hatası, hep zamanlama hatası. Timing. Gülme, buz getir lan, buz getir. Pancara döndü yanaklarım. Gelen vuruyor, giden vuruyor ya. Bir karışık daha yap. Sen dizini seyret Sevalcığım. Biz benimle öyle kendi aramızda havadan sudan konuşuyoruz. Erman, sen nereden anladın peki bu flash gelişmeyi? Sabah Gökhan bizim daireye uğradı, beni bıraktı. Orada rastlaştılar, sonra hasret giderdiler hesapta. Aa! Gökhan bile çıkarken buna kartını verdi. Allah belamı versin. Kırmızı sana çok yakışıyor, hövmü, ben gideyim falan. Ondan sonra kaldı maldı, bir ayağa gitmedi falan. Tabii ya, tabii ya. Fena yakalandı Gökhan bizi. Hadi abi, benim dağıtıma çıkmam lazım. Akşam detaylı konuşuruz evde bu olayı. Tamam, kolay gelsin. Evet, evet, tabii tabii. Yok yok, tabii ki. Normal bulgur pilavlık şey yapmıyorsun. İnce bulgur koyacaksın çiğ köfteye, tabii tabii. Evet, evet, evet. Demek Gökhan seni asla aldatmaz, öyle mi Sevalcığım? Evet, ne oldu ki? Hiç. Ay ne kadar mutlu sana diye düşündüm. Hay Allah'ım ya, neden sevdiğim bütün dizileri aynı saatte koyarlar ki? Abi hanım, ne yapıyorsunuz? Niye sürekli kanal değiştiriyorsunuz? Bir tanesinde kalın. Ben bu şekilde aynı anda üç diziyi birden izleyebiliyorum Sevalcığım. Biri lafını koyup sustuğu anda hemen o bir kanala geçiyorum. Gökhan geldi. Sevgilim. 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 Ne olursun bir daha beni yalnız bırakma. Sana yalvarıyorum, yalvarıyorum. Aşkım bundan bu. Bundan sonra ya beni de götür ya sen de gitme. Ne oldu bir tanem, sen benden gizli gizli arabesk mi dinliyorsun yoksa? Aa, yapma bir tane. Ha? Ne oldu sana böyle? Hadi gel hayatım, evimize girelim. Hayır, ben hayatta girmem o eve. Neden bir tanem? Çünkü o içeride. Kim içeride? İyi akşamlar Gökhan Bey. Abi hanım, iyi akşamlar. Nasıl geçti bakalım gününüz? Yeni yeni heyecanlar girdi mi hayatınıza? Heyecanlar derken? Evet. Umarım hoş sürprizlerle dolu, fırtınalı duygular yaşadığınız mükemmel bir gün olmuştur bugün sizin için. Aslında gerçekten bugün çok güzel bir gün oldu benim için. Banka olarak yeni bir kampanya başlattık. Kampanyanın yöneticiliği de bana verildi. Yani gerçekten çok heyecanlı bir gündü benim için. Tebrik ederim aşkım. Teşekkür ederim bir tanem. Tabii canım, eminim öyle olmuştur. İyi kampanyalar dilerim Gökhan'cığım. Umarım bu kampanyanın sonunda üzülen taraf Sevalcığım olmaz. Nasıl? Anlayamadım. İyi geceler Sevalcığım. Yarın sabah aynı saatte aynı yerde görüşmek, ilişmek üzere.
Bugün beni çok yanlış anladın Mezgi. Çok üzdün beni, çok. Ya Yarcan, Allah aşkına sen ne yanlış anlamasından bahsediyorsun ya? Kızla basbayağı el ele göz göze diz dize oturuyordunuz. Kendi gözlerimle gördüm ben. Zaten başka nerenle görecektin ki aşkım? Ben gidiyorum Yarcan. Daha fazla burada kalıp senin iğrenç olanlarını dinlemek falan istemiyorum. Ya Ezgi, Allah aşkına otur şuraya ya. Allah aşkına izin ver anlatayım. Çok büyük yanlış anlaşılma var. Tamam. Bugün ben alışveriş merkezinde kızın elini tuttum. Kabul. Ama sor bir, neden tuttum? Neden tuttun? Çünkü seninle tekrar evlenebilmek için aşkım. Ya Yarcan, sen manyak mısın? Benle evlenebilmek için niye gidip başkalarının elini tutuyorsun ya? Kızım, o kız sıradan bir kız değil. O bizim patronun, yani benim eski patronun kızı. Ben pizzacıda tekrar çalışabilmek için o kızı kullanacaktım. Ve böylece baban mürvetimizin önündeki tüm engelleri kaldıracaktı. Bu yüzden ben kendimi feda ettim be Ezgi. Langırt, dikkat edersen kaleden kaleye. Gördün mü? Amacım kızın duygularıyla oynayıp babasına tekrar beni işe aldırtması için baskı yapmasını sağlamaktı. İşe tekrar girdikten ve sigorta işlemlerim tamamlandıktan sonra onu bir paçavra, kullanılmış bir mendil gibi buruşturup atacaktım. Zaten benim gül goncam dururken ne işim var elin özgür bilisiyle. Ah Ezgi, ah Ezgi. O kadar masum, o kadar ince, o kadar temizsin ki kıyamam ben sana. Haydi bakalım, Norman diye çıkartması. Hop! Yapma! Kalk kalk, Gökhan'dan sebep geliyor, kalk. Kalk, hayırdır kalk. Merhabalar. Merhaba. Aa. Merhaba. Ay, hoş geldiniz. Buyurun geçinsenize içeri. Yok, hiç geçmeyelim biz Abi Hanım. Lütfen, içeride bir dilim pizzamız var akşamdan artan. Onu yerdiniz beraber yarı yarıya. Ben bugün biraz diyete başladım da vallahi son dilimleri hiç yemiyorum. Asla yemiyorum. Çok çok iyi yapıyorsunuz Abi Hanım. Erman abi, biz bu broşürü getirdik size. Siyasi değil değil mi? Yok abi, siyasi değil. Bu böcekle ilgili. Ev ilaçlama şirketi broşürü. Biz eve yeni taşındığımızda farelere ve haşerelere karşı ilaçlattık. Belki hani sizde de fare çıkmış ya, yardım almak istersiniz diye broşür getirdik size. Ne kadar bu kızım? Abi aşkım, çok fazla tutmuyor. Bu broşürün altında telefon numarası var. Oraya arıyorsun. Böyle eve gelip bir bakıyorlar. Bir fizibilite çalışması yapıyorlar. Sonra da fiyat veriyorlar. Bunlar geliyor, bunlar mı yapıyor hepsini? Evet abi, ya bakıyorlar etrafa. Gerek yok, gerek yok. Masrafa gerek yok. Benim durumum yok zaten, veremem yani. Erman lütfen öyle deme. Lütfen, ben alayım onu Gülfencim. Lütfen, o fare bu evde kaldığı sürece ben bu evde kalamam Erman. Ne olacak yani, her sabah sen işe gittikten sonra ben Sevalli'ye de gidip akşama kadar orada mı kalacağım? Hayır. Tavsiyeniz için çok teşekkür ederiz Seval'cığım. Lütfen içeri buyurunsaydınız ya. Pizza kokmuştur. Gerçekten çok isterdik ama yatacağız. Sabah erken işe gitmem gerekiyor. Malum biliyorsun abi. O yüzden teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun. Sabah beni almayı unutmayın değil mi? Unutur muyum? Asla, asla. Yalnız Erman, görüyorsun değil mi? Ne kadar düşünceli komşularımız var. Bizim iyiliğimiz için, sadece iyiliğimiz için üşenmediler. Kapımıza kadar gelip broşür getirdiler. Canlarım benim. Rica ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Bunlara bak ya. Gel gel. Söyle bakalım, ne yapmak lazım? Vallahi ev biraz büyük. Ev büyük derken? Yani bu evin büyüklüğü sizi yanıltmasın. Ben bir postacıyım. Posta memuru maaşıyla geçindiriyorum burayı yani. Haberiniz olsun. Öyle tabii değil mi? Canım, tabii. Burası zaten benim annemlerin evi. Benim babam emekli olup Yalova'ya yerleşince bu evde siz oturun diye bize verdiler. Kardeşim de bizimle beraber yaşıyor. Sadece bizim evimiz anlat, değil anlat, yani. Anlat, anlat, anlat. Ruh bedene üflendikten itibaren Zeynep Kamil'den başta gerisi gelir. Hadi. Maliyatımızla ilgili yanlış bir kanı var Erman. Anlatabildim değil mi? Anlıyorum. Bak, işçi anlıyor her şeyden. Benim babam da işçi doğdu, işçi öldü. Ancak 1500'den aşağı olmaz. 1500 mü? Ne o ya? Evet, 1500 TL. Sen ne diyorsun kardeşim ya? Sen ne diyorsun ya? Benim maaşım 1200 ya. Fare benden daha mı değerli? Lütfen bu evi terk eder misin kardeşim? Lütfen. Lütfen terk eder misin?
Yoksa beni zor kullanmak koşulunda bırakma. Erman lütfen senin yerine hakim olur musun? Lütfen çıkar mısın buradan? Oldu ben kaçayım. Lütfen çıkar mısın buradan? Erman. Yeter. Dua et, sosyalist bir karım var. Aferin abiye. Çok güzeldi. Aferin, böyle destek ol bana. Erman. Ne var? Ne olacak şimdi? Kim kovalayacak fareyi? Ben kovalayacağım. Ya kusura kalma. Ne demek ya kim kovalayacak? Ben bir fareye 1500'e vermem, veremem yani. Biz çocuklarla birlikte komşulara gidiyor. Sen fareyi kovaladıktan sonra haber verirsin, biz eve döneriz. Abiye. Zaten bir hayra yaradığın yok. Hiç değil kokunsun meze be. Sakin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tanrı misafiri kabul ediyorsunuz mu komşum? Tanrı misafiri derken? Git biri 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 biri. Lan. Şşt. Kıs 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 kıs. Dosun, dosun. Ulan demek ki fare evdeyken abi evde yok. Bu ne güzel bir şey ya. Bu fare benimle birlikte işbirliği yapıyor ulan. Bir de uğursuz derler sana. Gel, 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 gel. Erman abi evde tek başına kaldı. Gel. Nereye yiyorsun lan? Şşt. Nasıl çağrılıyor bu hayvanlar ya? Ya Rabbim, kurban olduğum ya Rabbim. Şu Erman kulunu da gördün ya, darda da bırakmadın. Küçük küçük mutluluk yaşatıyorsun ya. Sana da şükürler olsun ya Rabbim. Hadi çocuklar, kapıda kalmayalım da içerisi soğumasın. Terliklerinizi orada giyin. Yekancığım. Ay, sizin önerdiğiniz fareci biraz yüksek fiyat isteyince Erman abiniz ben yakalayacağım dedi. Ben de vallahi hem rahat çalışsın hem de çocuklar böyle bir katliama şahit olmasınlar diye. Hadi çıkalım da hep beraber komşularımıza misafirliğe gidelim dedim. Gelirken de espresso makinesini yanımda getirdim. Ne kadar niyetim değil mi Sevalcığım? Gökhan abi, bu makine sizin plazmaya takılıyordur değil mi? Yalnız... Takılıyordur, takılıyordur. İçinde 10 numara futbol oyunu var. Ne dersin? Bir turnuva yaparız değil mi? Yaparız, yaparız. Şimdi ben bunu 2 dakikada bağlarım makineye. Karışma. Ben de. Burada baylası var. Ay yalnız... Benim acayip derecede nete girmem gerekiyor. Çok dedikodu birlikte. Hayır. Sen Gökhan abiyle maç yap. Kazanan benle yapsın ha. Turnuva hesabı. Çakal. Arda. Sen ödevini yaptın mı? Sonra yaparım anne ya. Ya sonra yapar abla ya. Ay görüyorsunuz demin ne kadar mutlular buraya geldikleri için. Sevalcığım, Gökhancığım bayılıyorlar sizi. Ne kadar seviyorlar. Sabahtan akşama kadar Seval ablam yukarı, Gökhan abim aşağı. Bu kadar olamaz. Sevalcığım bunları sen gene bir dolabı kapalı bir yere koyabilirsen. Oo, kaynanan beni sevecekmiş Mısırlar. Kolalar. Gökhan'cığım onu sen şey mutfağa koyabilirsin elindekini. Birazdan kahvelerimizi de içeriz. Peki abi yani. Seval'a öğrettim yapmasın, o yapar. Tosunum, neredesin? Gel bak sana 6 haftalık teneke peyniri getirdim, gel. Gerçi biraz kokuyor ama siz her şeyi yiyorsunuz vallahi. Damak zevkiniz nasılsa anlayamadım. Gel, 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 gel. Neredesin fare? Fare, tosun. Bak, sana yarcanın montunu da getirdim kuzu derisinden. Ha böyle durum yapıyorum peyniri. Bak böyle de dürümü yaptım. Hadi gel. Bak Erman abin yiyor. Gördün. Yani öyle ki yani peynir yani. Anlaşıldı. Sen benden çekindiğin için gelmiyorsun buraya.
Ben de kanepeye geçiyorum, sana kusuyorum. Kustum. Allah razı olsun. Bundan gayrı en az arkadaşımsın Gökhan'dan sonra. Vallahi diyorum bak. Yani sen ne kadar çok bu evde varsan abiye o kadar az var. Bu da benim işime geliyor yani. Yani ben 18 yıldır hayatımda ilk defa evlendiğimden beri yalnız kalıyorum ya. Vallahi diyorum tosunum ya. Nerelerdeysen gel iki sohbet edelim vallahi diyorum ya. Kıldı. Kıldı. Sıçanım hadi gel. Baban bekletme. Sıçan. Tık 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 tık. Hey. Afiyet olsun, yarasın tosunuma. Maşallah, maşallah. Kulaklara bak, maşallah. Kemir, 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 kemir. O kadar galaktersiz birisinin ki. Vallahi gerçekleri ha, suni değil. Ye, ye. Oh, maşallah. 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 Fare ve Erman. Ne güzel sahne olur bundan ha. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver.